Aslına bakarsanız Amerikan enstitüsü zaten faşist bir yapıdır. Bunu anlayamadıysanız çalışma kartınızı bastığınızda gözünüze diktatörlükte açarsınız. Bizlere iş sahibi olup çalışmanın saygınlık getirdiği fikri verildi. Bakıyorum da bu maaşlı kölelik. Hayatımızı alın terimizle kazanmamız gerektiği anlatılarak büyütüldük. Bu da insanların geri durmalarına neden oluyor. İnsanları angaryalar ve onları cahil bırakan sürekli tekrarlanan işlerden kurtarmıyor. Böylece onları soyabiliyorsunuz. Bizim önerdiğimiz kaynak tabanlı ekonomide makineler insanlığı özgürleştirir. Görüyorsunuz, böyle bir dünyayı bilemediğimiz için hayalini bile kuramıyoruz. Tarihe bir göz atacak olursak, makine otomasyonunun yavaş yavaş insan gücünün yerini aldığını görürüz. Asansör görevlisinin ortadan kalkmasıyla başlayıp, neredeyse tamamen otomasyona bağlı olan araba fabrikasına doğru uzanan bir yoldur. Gerçek şu ki, teknoloji geliştikçe insan gücüne duyulan gereklilik sürekli azalmaktadır. Bu durum ciddi bir uyumsuzluk yaratmakta ve paraya dayalı iş sisteminin yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. Parasal sistemde insan iş gücü teknolojik gelişme ile rekabete girer. Endüstrideki yaklaşımların önceliği kar ve çıkar olduğu için zaman içerisinde işçiler işten çıkarılacak ve makinelerle yer değiştireceklerdir. Endüstride makineler kullanılmaya başladıktan sonra çalışma gücünü kısaltmak yerine işten çıkarmalar başlar. Dolayısıyla siz işinizi kaybedersiniz ve bu nedenle makinelerden korkarsınız. Yüksek teknolojili, kaynak tabanlı bir ekonomide abartısız söyleyecek olursak bugünkü işçilerin %90'ı makineler tarafından yapılabilir. İnsanları köle olmadan hayatlarını yaşayabilmeleri için özgür bırakmak, teknolojinin önemi buradadır. Zamanla nanoteknoloji ve diğer ileri bilim dallarıyla karmaşık zor tıbbi ameliyatları yapan makinelerin olacağı düşüncesi hiç de uzak değildir. İzlenecek yol nettir. Ancak iş gücü gelirine gerek duyan parasal bazlı yapımız bu gelişmeyi engellemektedir. İnsanlar yaşayabilmek için işe gerek duyarlar. Sonuç şu ki bu sistem gitmeli. Yoksa asla özgür olamayacağız ve teknoloji sürekli olarak durdurulacak.